Çorbada bizim de tuzumuz olsun diyerek depremzedeler için atkı ve bere örüyor, polar kumaştan giysi dikiyorlar. Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü'nde depremden etkilenenler için yardım kampanyası başlatıldı. Usta öğreticiler ellerinden geldiğince afetzedelere gıda ve giyim gibi çeşitli yardımlarda bulundu. Devam eden kampanyada kış nedeniyle zor günler geçiren bölge halkına yapılan yardımlar gönderiliyor. Sayın Bakanımızın talimatıyla, Milli Eğitim Müdürümüzün koordinesiyle deprem bölgesine gönderilmek üzere kurumumuzda eşofman takımları, polardan atkılar, bereler ve mutfaktan da bayatlamayacak tarzı ürünler yaparak inşallah göndermeye çalıştık. Yerine ulaşmasını istiyoruz. İnşallah da ulaşmıştır. Usta öğreticilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bu çalışmaları gerçekleştirdik. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, gıda ve giyimden oluşan kolileri bölgeye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Şu anda 3 koli yemek için gönderdik. Aşağıda da kolilerimizle hazırlanmış ürünler, bu ürünler de 15 koli kadar oldu. Onları da inşallah bugün araçlara teslim edeceğiz. Kıyafet için, atkı bere gibi kurumumuzda ürettiğimiz, burada dikilen ürünleri, örülen eşyaları koliledik, teslim edeceğiz inşallah. Usta öğreticiler Dilek Ergünay İlk ve Banu Kaçmaz da depremin acısına yüreklerinde hissettiklerini ve destekte bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Depremzede kardeşlerimize yaşadıkları felaketten dolayı çok üzüldük. Biz de elimizden geleni yardım yapmak istedik. Arkadaşlarla birlikte atkı, bere onları örmeye çalıştık. Diğer arkadaşlarımız polar kumaştan battaniye, şal, pijama, onları dikmeye çalıştılar. Yani elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle depremzede kardeşlerimizin hepsine geçmiş olsun diliyoruz. Aynı o üzüntüyü bizler de yaşıyoruz. Gerçekten çok büyük bir felaket. Çok yakın kızımın arkadaşından hala haber yok. Onlar için atkı, bere, kaş, yani ne gerekiyorsa onlar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yerlerine ulaşır. İnşallah memnun olurlar. İnşallah çorbada da bizim de tuzumuz bulunmuştur. Gerçekten derinden üzüntüyü yaşıyoruz kaç gündür. Allah hepsinin yardımcısı olsun inşallah.